Mehmet Yeşil Yeşil, ondan sonra Ali Fatih Gürbüz, Atlı. Fatih Atlı, Orhan Okulu, İsmail Balaban. Tabii bunlarla birlikte bir ivme kazandı yağlı güreşimiz, atasporumuz. Hem ekranlardan da verilmesi hasabıyla da birçok kesimden izleyici kabulü gördü. Tabii ki İsmail'in de, Ali Gürbüz'ün de, Orhan Okulu'nun da, Şaban Yılmaz'ın da, Fatih Atlı'nın da, Orhan Okulu'nun da ayrı bir izleyici kitlesi var. Evet, şimdi tabii sevgili Muammer Erçelik, senle hem bu final güreşini yorumlarken hem de küçük küçük sohbet ederken tabii ki senin bir selam göndermeni bekleyen Akhisar'dan birisi olduğunu tahmin ediyorum ben. Tüm Akhisar'a gönderildi. Öncelik olarak Gürcan Yiğiter var. Evet. Benim çırağım, kardeşim. Yani ben aslında gelen hiçbir mesajı final güreşinde okumuyorum artık. Yani mesajlarla da izleyicilerimizi sıkmamak, bunaltmamak adına herkes final güreşine konsantre olsun diye, ama senin bugünlük böyle bir ayrıcalığın olsun. Akhisar'a ve Gürcan Yiğiter'e bir... Adem Duran Başkanım'a çok selamlarımı söylüyorum buradan. Bana ayrıcalık yaptığın için de teşekkür ediyorum. Adem Başkanım olsun, Gürcan Yiğiter de olsun, çok değerli benim için. Buradan sayende tüm Akhisar'da söylüyorum ama özellikle... Şimdi Akhisar senin memleketin. Evet, selam göndermezsen bütün Akhisar sana gücenir. Ondan sonra Akhisar'a giremezsin diye kıyamadım sana. Sazoba Beyoba köyündeki abilerim bu, evet, selam var. Buradan Sazoba Beyoba demişken ben de o zaman özel bir selam göndereyim. Beyoba'dan rahmetli Ahmet Güneş Usta'nın ailesi, çocukları, ailesi var. Ayhan Kınaş, evet. İşte Erhan Kınaş, ondan sonra yine onlar da benim sayfamda ekli. Polat Kınaş var. Sevda Kınaş zannedersem, onların hepsine buradan selam gönderelim. Şu anda zaten bizim orada o tarafta televizyona kilitlenmiştir milli. Sazoba Beyoba, Akhisar güreşlerin finallerini seyrediyorlardı. Evet, orada Sazoba Beyoba demişken Ahmet Burak'ın kahvesinde seyrediyorlar. Ahmet Güneş Usta'nın biladeri daha vardı. Satılmış Güneş. Evet, rahmetli. Ondan sonra orada yine Nurettin var. Ayhan abi var, Ayhan Güner. Evet. Ondan sonra yine orada senden önceki dönemdi tahmin ediyorum. Sadullah Şimşek Usta'nın rahmetli oğlu vardı. Hüseyin Şimşek mi? Mahmut Şimşek. Yok, Hüseyin Şimşek oğlu. Büyük oğlu da Mahmut Şimşek. Büyük oğlu Mahmut mu? Ben onu tanımıyorum. Hüseyin'i tanıyorum. Buradan hepsine selam olsun. Hepsine selamlarımızı gönderdikten sonra... Evet, biz puanlama değildi, evet, yakındı, uzaktı derken Ali'nin sol ayak bileğinde kırmızı kurdele var. Puanlama, evet, başladı. Artık puanlama devresine geçilmiş baş pehlivanlık final güreşinde. Tabii ki saatlerimiz de artık 9'a 10 var. 20:50. Evet, artık her meydanımızın etrafındaki ışıklar, projektörler vasıtasıyla sanki gündüz güreşi gibi izliyoruz ama pehlivanlarımızın vücutlarında o ışığın yansımasıyla güzel bir parlaklık, ışık görselliği oluyor. O da artık gece güreşinin güzel bir ambiyansı. Evet. Aslında gece güreşleri zevkli oluyor izlemesi. Ben onu biraz önce anlattım. Evet. Bizim de ülkemizde birkaç yerde böyle gece güreşleri var. Evet. Önceden bir Avcılar'da gece güreşi olurdu. Sonra bir Muğla tarafında mı? Çomak Dağı'nda. Evet, orada bir gece güreşi oluyor. Yine bizim Balıkesir Edremit Belediyesi'nin düzenlediği yağlı pehlivan güreşlerinde bir yıl orada bir gece güreşi yapmışlardı. Bir de Burhaniye Sübeylidere Mahallesi'nde Sübeylidere Muhtarlığı Burhaniye Belediyesi ile
beraber bir gece güreşi organize ediyorlar. O da Ramazan ayı evet. dolayısıyla yapılıyordu. Ama işte bu pandemi her şeyi alt üst etti. İnşallah bir an önce bu pandemiden kurtuluruz diye düşünüyorum. Tabii ki işte bu aşıların evet. sayesinde aşılanmamız gerekiyor. Aşı şart. Aşı şart, eğitim şart. Hepsi şart. Evet artık. İki güreşçide yorgunluk belirtisi yok işte şu anda. Ben tam onu söyleyecektim. 40 dakikalık normal süre bitti. Artık 5 dakikada uzatma. İşte İsmail bak hemen paçayı kaptığı zamanda kış çengeli geçen İsmail koçu öyle yendi. Yerleştirmeye çalışıyor. Oradan Ali'nin dengesini bozup yani direkt sırt aşağı düşürmek, açık düşürmek evet. gayesi Ali'nin ayağının bir tanesinin dengesini bozmak istiyor ama yanılmıyorsam da Ali'nin de sağ ayağı kuvvetli olduğu ayağı Ali'nin sağlam olduğu yön o taraf. Peki neden hiç Ali'nin sol bacağına, sol paçasına uzanmıyorlar? Daha güçlü belki. Sol bacağı mı daha güçlü? Tabii. Onu dalmadıklarına göre sağ bacağına dalıyor. Ya sağdan çalışıyor İsmail ya soldan. Hepsinden çalışıyor. Sağ solda çalışıyor ama bak sol bacağına hiç dalmadı dediğin gibi. Evet. Hep Ali'nin sağ paça iplerini ele geçirmeye çalışıyor. Evet. Hep oradan hamle yapıyor. Ali de oyunları sağ bacağına ne yapıyor? İsmail Ali de sağ bacağına dalanlara künde hemen açıyor. Künde pozisyonuna getiriyor. Kıstırdığı anda da bir baskı yapıyor, çöküyor bir. Ondan sonra da rahat bir pozisyonda kündeyi geçiriyor. Tarih tekerrür mü edecek acaba? 2 saat 15 dakika güreş yaptılar ya. Tarih tekerrür edebilir ama aynı tekerrür olmaz. Neden aynı tekerrür olmaz? İşte efsane, yaşayan efsane Ustan Ahmet Taşçı ekrana geldi protokolde. Evet işte Ahmet Taşçı ustamız yanında milletvekilimiz. Tabii değerli protokol üyeleri ve Merkez Efendi Belediye Başkanı. Merkez Efendi de güreşin ateşini, meşalesini yakan Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan. O da artık er meydanlarının bir topuklu efesi. Evet. Tabii 45 dakika, 50 dakikaya yakın güreş devam ediyor. Ama daha şu ana kadar pek hem Ali Gürbüz'de hem İsmail Balaban'da bir yorgunluk belirtisi yok dediğim anda İsmail Balaban şöyle bir çift daldı ama evet. hemen yine Ali'nin sağ paçasına ve paça iplerine uzandı eli. Her an güreş bitebilir. Bak. Aferin. Evet. Harika. Harika bir güreş harika oluyor. Bir güreş. Her iki baş pehlivanımızı da buradan İstiyorum. Tebrik ediyorum. İşte İsmail Balaban'ın atasporumuz yağlı güreşe kattığı renk, işte zevk. İşte bu yüzden de izleyicilerimiz, değerli güreşseverler, İsmail Balaban'ın güreşinden zevk alıyoruz dedikleri hareketler bunlar işte. İsmail Balaban yine Ali Gürbüz'ün sağ paçasından uzandı. Devamlı Ali Gürbüz'ü sağ paça iplerini ele geçirerek rahatsız ediyor. Ali Gürbüz'ü zor duruma düşürmeye çalışıyor. Fazla zor duruma düşmüyor. Düşürmeye çalışıyor. Doğrudur. Ama tabii Ali Gürbüz'ü oradan biraz yormaya da gayret sarf ediyor İsmail. Tabii artık o pozisyonda Ali Gürbüz'ün vücut ağırlığından, fizik üstünlüğünden dolayı İsmail mi yorulur, Ali mi yorulur onu bakalım ilerleyen dakikalarda göreceğiz yani. Şu anda yorgunluk belirtisi ikisinde de yok. Yani şu anda evet şu ana kadar İsmail Balaban'ın
bu hareketli güreşi karşısında tabii ki yorulmadığını anlıyoruz. Ama Ali Gürbüz de İsmail'in o atik, çevik hareketleri karşısında, yapacağı hareketler karşısında tabii ki o da biraz temkinli davranıyor. Müdafada duruyor. Tabii Ali de artık son hamlelerini yakalayacağı bir fırsata bırakıyor diye düşünüyorum. Aynen. İkisi de an bekliyor işte. En zayıf anı yakalayıp puan alıp güreşi bitirmek istiyor. Tabii ki yine özlenen İsmail Balaban'a doğru, hareketli İsmail Balaban'a doğru İsmail gidiyor. Yine aynı o İsmail Balaban'ın yaptığı hareketli güreşe İsmail artık yavaş yavaş dönmüş durumda. Tabii ki 3-5 güreş sonra biraz daha performans olarak yükselecektir İsmail Balaban. Tabii yine her meydanlarında bütün baş pehlivanların korkulu rüyası İsmail Balaban olma yolunda devam ediyor. Şimdi biraz Ali Gürbüz de biraz hareketlenmeye, zıplamaya başladı. Çünkü sen tabii ki bayağı güreş yaptığın için duran halde durmak biraz da insanı yorar değil tabii mi? Tabii hakem... Hareketsiz durmak da insanı biraz yorar. Hakem arkadaşım bu yorgunluğu yüzüne vuruyor. Dikenli Kahraman kadar, Şişman evet. Hocam sabahtan beri biraz iyi maçlar yönetti. Bir oraya koşturdu. Biraz yorulmuş. Yüzünden belli oluyor mu diyorsun? Muammer Hocam. Şu anda ben çok iyi tanıdığım için yüzünde bir yorgunluk belirtileri var. Ama işte tabii hata yapacak diye bir şey yok. Çok iyi bir hakem. Sabah 9'da başladık. Saat 9. 12 saattir ayaktayız. Ben ondan şanslıyım. Bir maç önce çıktım. Sevgili güreş severler, zaman zaman da hareketli kameramız pehlivanlarımıza biraz daha yakın girdiği için daha güzel canlı görsellik oluyor. Oluşturuyor. Tabii sabit kameralarımızdan çekilen görüntüler bu kadar canlı görüntü vermiyor diyebilirim. Onların pehlivanlara mesafesi biraz uzak, daha yakın zoom girmeleri gerekiyor. Ama hareketli aktüel kameramız yakınlarına kadar girdiği için daha canlı bir görsellik açısından daha güzel bir görüntü yakalıyor. Değerli güreşlerimiz, akşam oldu, yandı projektörler. Her meydanımızda kıran kırana güreş yapan koç yiğitler sizden kocaman alkış ister. Yeter. Evet, güreş yine birden hareketlendi. Yine İsmail kasnaktan ve paçadan ama işte hatayı gördün mü? Ali Gürbüz işte bu hatayı iyi değerlendirdi çünkü
Biraz önce de İsmail Balaban aynı pozisyondaydı. Kasnak'tan, paçadan ve yandan da Çengel tırpan vuruyordu. Vuramadı. Vuramadı. Bu sefer açıldı İsmail. Ali de zaten İsmail'in belki o hareketi yapacağını tahmin ettiği için hep müdafaada kalmasının sebebi de belki buydu. Evet. İsmail Balaban orada acele etti ve tırpan Çengel boşa gittiği için orada biraz da yukarıdan Ali Gürbüz yüklendiği için İsmail Balaban açık düştü orada. Ve güreş sona erdi sevgili Muammer Erçelik. Evet bak buradan sürüyordu. Bak birinci hamlede zaten tırpanı yerleştiremedi evet. Bu pozisyonda. Şimdi tekrar kasnağa uzandı. Paçayı aldı. Ayağı kaçtı. Şimdi ayağı kaçtı. Yapamadı. Bakın şimdi ikinciyi gene yapamadı. Şimdi üçüncüye. Gene yapamadı. Sıyırdı Ali. Ali sıyırdı. Bu sefer de üstüne ne oldu? Üstüne yattı Ali Gürbüz de. Vücudunun ağırlığını verdi ve orada İsmail'i açık düşürdü. Sırt aşağı yeniş var orada. Tabii ki Merkez Efendi Belediyesi'nin organize ettiği yağlı pehlivan güreşlerinde baş pehlivan yine Ali Gürbüz oldu. Her ikisini tebrik ederiz. Evet. Her iki güreşin baş pehlivanımızı da bu mücadelelerinden dolayı tebrik ediyoruz, kutluyoruz ve güreşin hakkını verdiler. Evet. Bak şimdi burada ilk Çengel'i kaçırdı. Evet, ikinciyi de kaçırıyor. İkinciyi bak. De bak şimdi bak, ikinciyi. Son ayakla yaptı. Evet, bu üçüncü. Açtı, üçüncüyü üçüncü burada evet. Dedeciğim teşekkür ediyorum. Ben sana teşekkür da ediyorum. Bu teşekkür final ediyoruz. Güreşinde yorumunla bana eşlik ettin, renk kattın. Ekran başındaki değerli güreş severler de ümit ediyorum aynı şekilde hoşnut kalmışlardır. Bize tahammül ettiği için evet, ekran başındaki evet. Esas değerli güreş severlere teşekkür et sevgili Muammer Erçelik. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah gönlünüze göre versin. Dedeciğim sana da kolay gelsin. Evet teşekkür ediyorum Muammer Erçelik. Evet değerli güreş severler. Evet değerli güreş severler. Merkez Efendi Yağlı Pehlivan Güreşlerinin sonuna geldik. Baş pehlivanlık final güreşimiz sona erdi. Tabii ki yine Merkez Efendi Yağlı Pehlivan Güreşlerinde de Ali Gürbüz İsmail Balaban'ı mağlup ederek baş pehlivanlık unvanını kazandı. Kürsünün en üst basamağındaki yerini Ali Gürbüz aldı. Tabii ki ikinci İsmail Balaban, üçüncü Şah Ali Kurt, yine diğer bir üçüncü Osman Aynur. Tabii ki evet. Merkez Efendi Yağlı Pehlivan Güreşleri baş pehlivanı Antalya Orkut Eri Belediye Başkanımız Ömer Niyazi İşleyip pehlivanı. Yine bugün burada İlk turda Ali Gürbüz Mehmet Yeşil Yeşil'i mağlup etti. Tabii Antalya Korkut Eri'nden Ali Gürbüz birinci. İkinci turda Ali Gürbüz tur atladı ve son 16 turunda Ali Gürbüz yine Kürşat Korkmaz'ı evet. Mağlup etti. Çeyrek finalde Kürsüye. Ali Gürbüz Cengizhan Şimşek'i mağlup etti. Yarı finalde Ali Gürbüz Osman Aynur'u mağlup ederek finale gelmişti. Finalde de İsmail Balaban'ı mağlup etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Oytun Rüci 40 adına altın harflere yazdıran ağların ağası Sayın Seyfettin. Değerli güreş severler. Güreşlerimizin tertip komite başkanı. Aynı zamanda yaklaşık Merkez Efendi Belediye Başkanımız Sayın Şeniz Doğan Bey.
10 saatten beri yaptığımız canlı yayının artık kürsü ve madalya töreninden sonra sizlere veda edeceğiz. Tabii ki bu madalya kürsüsünü de sizlerle paylaşacağız. İşte burada İsmail Balaban Ali Gürbüz'ün paçasını ele geçirdikten sonra iki defa dış tırpan girişiminde bulundu. Dış çengel girişiminde bulundu. Oradan İsmail Ali'nin dengesini bozmak istedi. Fakat ikisinde başarılı olamadı. Üçüncüyü de bakın üçüncüyü de biraz daha sağlam olsun diye bakın ikincide de başarılı olamadı. Üçüncüyü artık biraz kendini yere de atarak diğer ayağına doğru da uzansın ayağım diye böyle hamle yapınca Ali Gürbüz bunu çok iyi değerlendirdi ve Ali Gürbüz de İsmail Balaban'ın vücut kısmından, göğüs kısmından ağırlığını vererek İsmail'in açık düşmesine sebep verdi, sebep oldu ve İsmail Balaban'ı böylelikle mağlup etti. Tabii ki İsmail Balaban da madalya ve kupalarını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek takdim ediyorlar. Evet, baş pehlivan Ali Gürbüz'ün madalyalarını ve kupalarını Ağalar Arası Seyfettin Selim ve yine Merkez Efendi Belediye Başkanımız Sayın Şerif Ağa ilk turda Mustafa Batu'yu mağlup etti. Tabii ki ikinci turda da yine İsmail Balaban kurallar gereği tur atladı. 4 çift 8 baş pehlivan güreşince İsmail Balaban da böylelikle tur atlamış sayıldı. Üçüncü turda İsmail Balaban da Mustafa Taş'ı mağlup etti. Genç baş pehlivan Mustafa Taş'ı mağlup etti. Çeyrek finalde Şaban Yılmaz'la eşleşti. Şaban evet. Yılmaz'ı baş pehlivanımız sert Ali geçen bir mücadele sonrasında Şaban Yılmaz'ı mağlup etti. Yarı finale kaldı. Yarı finalde Şah Ali Kurt'la eşleşti İsmail Balaban. Onu da mağlup ederek adını finale yazdırmıştı ama finalde puanlama devresinde İsmail Balaban yaptığı hamleler sonucu açık düştü ve Ali Gürbüz karşısında finalde Merkez Efendi de baş pehlivanlığı kaybetti. Evet. Seneye buluşana dek hoşça kalın, mutlu kalın, esen kalın. Değerli güreş severler, yaklaşık 10 saatten beri yapmış olduğumuz ortak yayınımızın artık yavaş yavaş sonuna geldik diyelim. Çünkü baş pehlivanlık kürsü seremonisi de bitti. Ali Gürbüz, Merkez Efendi altın kemerini aldı. Evet, değerli güreşseverler. Ege TV, Deha TV, DRT TV ve Pamukkale TV olarak ortaklaşa yapmış olduğumuz 10 saatlik canlı yayının sonuna geldik. 10 saatten beri bizlere katlanan ekran başındaki değerli güreşsever izleyicilerine teşekkürlerimi bir borç biliyorum ve Denizli Merkez Efendi Er Meydanı'ndan yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına ve
ortak yayında bulunduğumuz TV'lerin rejilerinde görev yapan değerli arkadaşlarıma da emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın, sağlıcakla kalın. İyi geceler, iyi akşamlar diliyorum.